Evet, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, 5. Olağanüstü Kurultayımızdan sonra Genel Başkan seçilme münasebetiyle partimizi ve beni ziyarete geldiler. Öncelikle bu nazik ziyaret için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Heyetlerimizle birlikte uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Hemen hemen Türkiye'nin bütün meselelerine değindik ve üzerinde karşılıklı görüşlerimizi de serdettik. Ziyadesiyle istifade ettiğimi söyleyebilirim. Sayın Genel Başkan'a da bu samimi ziyaret için sizlerin huzurunda teşekkürlerimi sunarım. Kendisiyle biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkan vekili olarak çalışıyorduk. Orada da hep çok verimli çalışmalar yapıp çok önemli işlere imza attık. Bundan sonraki süreçte de yine görüşmelerimiz devam edecek ve Türkiye'nin menfaatine yönelik bütün doğru kararları müştereken verebilme dirayeti sergileyeceğimize olan inancı da muhafaza edeceğiz. Siyasi kurumlar arasında, siyasi partiler arasında, onların genel başkanları arasında yürütülen samimi diyaloğun ülkemizin sorunlarının çözümüne çok katkı sağlayacağı inancını taşıyorum. Ve bu inancı da Sayın Genel Başkan'ın paylaştığını biliyorum. Aynı inancı kendisinin de taşıdığını biliyorum. Geride bıraktığımız günlerde yapılan çalışmalarda da birbirimize karşı bir samimiyet testine ihtiyaç duymadığımızı sizlerin de bilmesini istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin geçmişe dönük birçok ortak çalışmalar gerçekleştirdiği kamuoyunun da malumudur. Ne zaman Türkiye'nin önemli bir problemi kamuoyunun gündemine gelse, hayata baktığımız pencere genellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile ve onun muhterem genel başkanı ile aynı pencere oluyor. Dolayısıyla duyarlılıklarımızı muhafaza edeceğiz, farklılıklarımızı muhafaza edeceğiz ve ülkemize hizmet yolculuğunu da bütün siyasi partilerle olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi ile de bundan sonra sürdüreceğiz. Bu ziyaretin çok önemli bir başlangıç ifade ettiğini söylemem, çünkü söyleyemem. Çünkü biliyorsunuz biz zaten bir başlangıç arayışı içerisinde değiliz. Biz bir birliktelik arayışındayız bütün siyasi partilerle birlikte. Farklı şeyleri düşündüğümüz partilerle de diyaloğa kapattığımız bir kapı yoktur. Diler ve umarım ki bundan sonraki süreç siyasi partilerin hem karşılıklı diyaloglarıyla hem eksiklikler varsa o eksikliklerin ikmali yolunda çalışmalarıyla devam eder. Önümüzdeki sorunların aşılması noktasında da vatandaşımıza nefes alma imkanı verebilecek bir siyasi zemini müştereken oluşturmaya gayret sarf ederiz. Tekrar kendilerine hoş geldiniz diyorum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Güzel görüşlerinden istifade ettiğimizi de buradan tekrarlıyorum. Buyurun Sayın Genel Başkan. Tekrar teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Şöyle bir fotoğraf da verelim. Buyurun. Sayın Genel Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Bir kez de kameralar önünde üstlendiğiniz bu önemli görevde başarılar diliyorum. Size ve sizinle birlikte partide yönetim kademelerinde görev alan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilişkisi İYİ Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar hep karşılıklı nezaket, işbirliği anlayışı içinde ilerledi. Biraz önce Sayın Genel Başkan'ın ifade ettiği gibi bizim kişisel hukukumuz da hem eskilere hem de çok başarılı bir yaşanmışlık sürecine dayanmaktadır. Seçim bölgelerimiz yan yanadır, komşuyuz İzmir'le Manisa. Manisa'da partilerinin milletvekilinin olmadığı dönemde Sayın Başkan'la ilimizde müşterek programlar yaparak başlamıştık ortak siyasi çabalara. Sonra
mecliste mevkidaş olarak, grup başkan vekili olarak buluştuk. Zaman içinde aramızda gelişen diyalog, karşılıklı samimiyet, birbirinin söylediğini birbirinin gözünden anlayacak kadar iyi bir, ileri bir zemine kadar taşındı. Ve birbirimizle hiçbir çelişki yaşamadığımız gibi pek çok zorluğu, pek çok sıkıntıyı, pek çok olası krizi birlikte yaşanmadan aşılmasına katkı sağlamış bir geçmişimiz var. O yüzden ben Sayın Dervişoğlu'yla birlikte iki genel başkan olarak yeniden yollarımızın kesişmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de İYİ Parti'nin de üyeleri, seçmenleri birbirine uzak insanlar değiller. Atatürk'ü gönülden seven, Cumhuriyet'in kuruluş değerleriyle çelişkisi olmayan, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına muhabbet besleyen seçmenlerimiz sahada zaten bizlerin birbirine en yakın ilişkileri kurabildiğimiz seçmenler. 31 Mart seçimi arkasından Türkiye siyasetinde memnuniyetle takip ettiğimiz ve içinde bulunduğumuz bir normalleşme süreci yaşanıyor. İYİ Parti ile bir normalleşme sürecine ihtiyacımız yok. Çok istisnai süreçler hariç zaten olması gereken süreci olması gerektiği gibi hep birlikte yaşadık. Bundan sonra da mecliste temsil edilen iki siyasi parti olarak, grubu bulunan iki siyasi parti olarak ilişkilerimizi en iyi düzeyde sürdüreceğiz. Hep bildiğimiz, söylediğimiz bir şey var. Biz 31 Mart seçimlerinin birinci partisiyiz ama son genel seçimlerde ana muhalefet partisiyiz. Ana muhalefet partisi olmanın sorumluluğuyla ve meclise önem veren bir siyasi parti olarak birlikte ortak mütabakat metinlerinde, ortak görüşlerde buluştuğumuz İYİ Parti ile meclisin güçlendirilmesi konusundaki ortak düşüncemiz şöyle de bir karşılık bulmuş görünüyor. Bir dönem sadece bir genel başkanın milletvekili olduğu günlerinde yaşandığı ya da iki genel başkanın milletvekili olduğu günlerden bugün meclisteki grubu bulunan siyasi partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi dışında ve Saadet Partisi dışında tüm partilerin genel başkanları milletvekili. Milletimiz genel başkanların milletvekili olduğu, meclisin güçlü olduğu, meclisin kendi gündemine hakim ve iradesinin güçlü olduğu günleri özlediğini yaşadığımız hem seçim süreçlerinde hem kurultay süreçlerinde partiler milletin bu sesini duydular ve buna doğru parlamentonun evrilmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Parlamentoda gruplarımız arasındaki iyi diyalog bundan sonra sürecek. Biz bugün memleketin ne kadar sorunu varsa, başta 10 bin liralık emekli maaşından tutun asgari ücrete kadar, atanmayan öğretmenlerin sorunundan müfredat krizine kadar, az subayların, uzman çavuşların sorunlarından hayat pahalılığına kadar üzerinde aynı sorunları tespit ettiğimiz ve ortaklaşa çözüm önerilerimizin olduğu halktan yana baktığımız bir perspektifte bugün uzun uzun sohbet etme imkanı bulduk. Ve bundan sonrası için de temaslarımız sürecek, işbirliğimiz sürecek. Temel mottomuz muhalefete muhalefet etmek değil, iktidara muhalefet etmektir. Muhalefetin bir ve bütün olabildiği her yerde iktidar üzerindeki denetim gücü, yaptırım gücü çok daha yüksektir. Biz bunu geçmişteki pratiğimizde defalarca test ettik ve başardık. Gruplarımızı yönettiğimiz süreçlerde toplumun çok tepki gösterdiği kanun maddelerine ortaklaşa gösterdiğimiz direnç, birlikte belirlediğimiz strateji ve beraber hareket etmenin sonunda sonuç aldık. Bundan sonra da milletin yararına, halkın yararına olan her şeyde birlikte olacağız. Her konuda aynı fikirde olmayabiliriz. Bunu da birbirimize nezaketle ifade edebiliriz. Ama güçlü bir muhalefetin Türkiye'nin yarınlarını çok daha hızla güzelleştirecek günleri taşıyacağını biliyoruz. Ve bununla ilgili de bir mütabakat içindeyiz. Ben burada gördüğümüz ev sahipliğinden, dostluktan, sıcak ilgiden
Bir kez daha çok memnun olarak buradan ayrılıyorum. Tabii son bir söz olarak da İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Sayın Meral Akşener, geçtiğimiz pazar günü telefonda da hatırını sormuştuk, sohbet etmiştik. Onun da bir kez daha emeklerine sağlık. Karşılıklı birbirimize ve partilerimizin birbirine emeği vardır. Bir kez daha kendisini de saygıyla selamlıyoruz. Bütün İYİ Partilileri, iyi insanları saygıyla selamlıyoruz. Bundan sonra da birlikte güzel çalışmalar içinde olacağımıza yürekten inanıyorum Sayın Genel Başkanım. Sayın Başkan nasıl takdir ederse soru al, eğer uygun görüyorsanız alalım. Her iki genel başkan da olacak. İki sorum olacak izninizle. Birincisi, Yargıtay'da Cumhurbaşkanı kararıyla bir atama yapıldı. Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Kendisi Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını uygulamadığıyla biliniyor ve aynı zamanda AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu ve de atamasına önüne giderken Sayın Cumhurbaşkanı'nın en yüksek oyu alanlardan birisi değildi. İkincisi de emniyette yaşanan bir malum operasyon var. Bunun için Cumhur İttifakı adından Sayın Bahçeli darbe dedi ama bazı yorumlar yapılıyor. Emniyet içi hesaplaşma ya da mafya hesaplaşması diye. Sizler bunu iki genel başkan nasıl tanımlıyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? İkinci sorunuzla ilgili dünkü grup konuşmasında bir değerlendirmede bulundum. Bu tür şeyler siyasi partilerin genel başkanları tarafından telaffuz ediliyor ama muhalefet partileri ne olup bittiğine dair sıhhat derecesi yüksek bilgiye sahip değil. Dolayısıyla eksik bilgiyle bir yanlış yorum yapmamaya özen göstermem lazım. Bir de beni tanıyorsunuz. Ben sati bilgilerle derin yorumlar yapmam. Önemli sorulara da ayaküstü cevap vermekten azami ölçüde uzak dururum. Diğer atamayla alakalı benzer atamalar Türkiye'de ilk kez yaşanmıyor. Dolayısıyla bu tür atamalardan olan şikayetlerimizi de sıklıkla ifade ettik. Ama böyle bir atama bizim açımızdan sürpriz olma özelliği de taşımıyor. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Ama hükümeti ve onun başındaki zatı bu konulara özen göstermeye davet ediyor. Bu konuda dünkü atama, yani iki sorunun birbirine temas eden yerleri bile var. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında yaşanan meselenin kendisi neyse, bir gerilim mi, bir pazarlık mı, bir karşılıklı restleşme mi, bu bir fillerin boğuşması ama altta adaletin ezilmesi, anaların ezilmesi, evlatların ezilmesiyle sonuçlanıyor. Bugün Ayşe Ateş'in yüreğindeki yangın, Sinan Ateş'in evlatlarının, babalarının kaybettikleri sürece ilişkin adalet beklentileri, bir takım kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler, sonra üstü kapalı atılan tweetler, üstü kapalı yapılan beyanlarla iyice kriminal bir hikayenin sanki suyun üzerinde görünen kısmı, buzdağının küçük kısmını görüyormuşuz izlenimini her geçen gün kuvvetlendiriyor. Yapılan atama 37 tur Papa seçimine dönen bir yüksek yargı seçiminde iki liderin görüşmesinden sonra adayın birinin çekilip başka bir makamı talep etmesi ve o odaya giden oyların bir yere yönlendirileceğine ilişkin bir inanç hakimdi. Ama bu dayatmaya ya Yargıtay'da oy kullananlar uymadılar ya da adayı çekelim ama arkadaşlarımız bildiğini yapsın dedi birileri. Ve Yargıtay seçimindeki sonuç Sayın Erdoğan'ın beklediği gibi olmadı. Bu net, bunu hepimiz biliyoruz. Ama yaptığı atama maalesef 31 Mart'tan sonra gelişen diyalog ve 31 Mart'tan sonra gelişen normalleşme anlayışına uygun değildir. Bunu niye söylüyorum? Sayın Erdoğan, Sayın Meclis Başkanı her fırsatta yeni bir anayasadan bahsediyorlar. Ben de diyorum ki mevcut anayasaya uyun, ondan sonra yeni anayasa isteyin. Şimdi mevcut anayasaya uymamanın baş kahramanını en çok oyu da almadığı halde dün gece yarısı atıyorsunuz. Bu arkadaş
anayasanın ilgili maddesi, anayasa kararları yürütme, yasama ve yargı organları açısından bağlayıcıdır ve yayınlanır yayınlanmaz uygulanır demesine rağmen direndi ve bu kararı uygulamadı. Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız demek ki sizin mevcut anayasayı ihlalde ısrarınız sürüyor demektir. Israrlısınız demektir. Ondan sonra nasıl normalleşecek bu ülke? Efendim ben söyledim, adaylıktan lehimize çekildi, ben de sözümü tutayım. Ama bu yüksek yargı bu tip pazarlıkların yapılacağı bir yer değildir. Oralardan Gezi aileleri adalet bekliyor. 28 Şubat aileleri sizden adalet bekliyor. Diğer taraftan Sinan Ateş'in eşi, evlatları adalet bekliyor. Siz orada sen onu çek, ben bunu buraya atayım. O sözünü tutmazsa da atayım ki racona ters olmasın. Yani bir İtalyan mafya filmi mi izliyor Türkiye? Yoksa adalet, siyaset, emniyet üçgeninde yaşanan bir şeyleri mi izliyor belli değil. O yüzden herkes aklını başına alsın. Bu ülkede bir beraber huzur içinde yaşayacaksak insanların adalete güven duymaları lazım. Bugün Türkiye'de adalete güven %20'nin altına geriledi. Böyle devam ettik de tek haneli rakamlara indirecekler adalete güveni. Bu şartlarda mahkemeye güvenin olmadığı yerde, yüksek yargıya güvenin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Mesele fevkalade yanlıştır. Detaylar her gün taraf değiştiriyor. Ağız değiştiriyor, tutum değiştiriyor. Tweetler atılıyor. Böyle içinde bir sürü anlam çıkarılabilecek tehditler var. İçişleri Bakanı'yla bir partinin genel başkanının tweetler üzerinden Cumhurbaşkanı'na ve birbirlerine mesaj vermeleri demokrasi görüntüsü değil. Demokrasi şeffaflık rejimidir. Sayın Genel Başkan'ın ifadelerine de katılıyorum. Adalet Bakanı'nın ve İçişleri Bakanı'nın hızla siyasi partileri bilgilendirmesi lazım. Diğer iki liderin de emniyetin ve adaletin üzerinden ellerini çekmeleri gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Erdoğan nepotizm engellemesi noktasında muhalefetin de sorumluluk almasını bekliyoruz. Buralar arkalık değildir dedi. Mahşeri vicdanda yara açıldığını söyledi. Bu söze nasıl yani? Şöyle söyleyeyim. Ben Sayın Erdoğan'ın partisinde yüzlerce, binlerce nepotizm vakası biliyorum. Hepiniz biliyorsunuz. Gazetelerde sayfa sayfa yer alıyor. Hatta bu öyle bir şey ki beklenti yönetimi olarak birisi milletvekili yapılmıyorsa kardeşi bilmem nereye bilmem ne atanıyor. Ya da işte en üst atamalardan büyükelçi atamalarına kadar tüm atamalarda Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bugün isteyin yarın bu saate kadar binden fazla akraba ataması görülür. Ben bugüne kadar Sayın Erdoğan'ın bu konuda bir irade gösterdiğini, beni ona çağırmış ya, hiç görmedim. Siz gördüyseniz Erdoğan'ın talimatıyla atanan şu kardeş istifa ettirildi. Çoğunun altında kendi imzası var. Ben duyduğum her vakayı bizzat izliyorum. Takip ediyorum. Gerekirse kendim görüşüyorum ve o atamaları geri aldırtıyorum. Son örneği Adana Yürüyer'deki atamadır. Her ne kadar liyakatli atamalar da olsa nettir. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon Kırşehir Belediyesi'nde İki tane akraba atamasına haber yaptı. Bir ortaya çıktı ki birisi hiç akraba değil, soy isim benzerliği. Bir tanesi akraba, 25 yıldır belediyede, 6 yıldır o pozisyonda müdür. Ve maaşını zaten bir devletten alıyor. Ama düzeltme haberi yapmadılar. Ben bu açıklamayı bile benim talebimle yapıldı ve basınla biz paylaştık. 8 örnekte bazıları son derece liyakatli atamalar olmasına rağmen ben inisiyatif aldım, engel oldum. Hadi siftahı benden, bereketi Erdoğan'dan. O da inisiyatif alsın ve AK Parti'deki bütün akraba görevlendirmelerini sonlandırsın da göreyim. O yüzden el aleme verir talkımı, kendi yutar salkımı, siyasetin kaldıracağı bir iş değil. Teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Artık 3 tane etsin.